Hani ilk önce en küçükten başlayalım o zaman. Nasıl bir ailede? Oldukça da çekirdek aslında. Hani çok da Türk halkının alışkın olduğu bir aile. Bir erkek kardeşim var. İşte annem, babam, ben şeklinde büyüdük. Oldukça sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Çünkü annem gerçekten de böyle sevgisini çok ortaya koyan bir kadındır. Onun dışında abla olduğum için, kendimden 6 yaş küçük bir erkek kardeşim var, abla olduğum için biraz hep abla abla büyüdüm. O yüzden de öyle diyorum, ben 35'ten sonra hani bütün çılgınlıklarımı ortaya çıkarmaya başladım diye. Daha küçükken abla olduğun zaman birazcık daha abla abla oluyorsunuz çünkü. Eğitim hayatım ise bayağı renkli aslında. Çünkü ben eğitim almayı çok seviyorum. Hala devam ediyor. O yüzden bir sürü CV'me baktığın zaman farklı farklı eğitimler var. Bazen de insanlar o ne iş alaka, bu ne alaka diyorlar ama ben seviyorum kendimi geliştirmeyi, farklı alanlarda bir şeyler öğrenmeyi. Eğitimin ömür boyu süren bir şey olduğunu düşünüyorum. Öğrenimin ve eğitimin diyeyim. Hayata bilim insanı olarak başladım. Şimdi film insanı olarak devam ediyorum diye konuşmalarımda öyle anlatıyorum. Gerçekten de işte gerek Kadıköy Üniversitesi'nde gerek sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Biyolojik Bilimler'de hep böyle bilimle iç içe olan, Türkiye'nin bu anlamda moleküler tıp konularında ilklerinin yaşandığı dönemlerde onların içinde olan biri oldum. Hala da bilimi çok severim ve dünyayı da bilimin kurtaracağına inanıyorum. Aktif bilimin içinde olan insanları da hem böyle gıptayla hem de takdirle bakıyorum diyeyim. Cerrahpaşa'dan olduktan sonra biyoloji ve genetik alanı lisans ve doktora yaptım, yine üniversitede asistan olarak kaldım. O sırada ilaç endüstrisiyle tanıştım. Aslında hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi. İşte yabancı dilim iyi, konuşmam iyi, böyle çok konuşuyorum. İnsanlarla sosyal ilişkilerim iyi diye benden bir takım destekler almaya başladılar. O dönemde de endüstri Türkiye'de hızla büyüyordu. Ben de keyifle onlara işte çeviriler, bir takım konuşmalarda destekler başladım. Ve o iş bir anda büyüyünce bir hocamla birlikte dedik ki biz bunu şirket haline getirelim. Çünkü burada bir sektör, bir alan oluyor. Gerçekten de şu anda işte yabancıların healthcare communication dedikleri sağlık iletişimi, sağlığın doğru hedef kitlelere doğru şekilde aktarılması tabanlı bir iş aslına bakarsanız. Halka ayrı konuşmanız lazım. Hekime, eczacı, yani sağlık çalışanlarına ayrı konuşmanız lazım. İşte mecranıza göre ayrı konuşmanız lazım gibi gibi. Onların ilk tohumlarını biz o zaman 1990'lı yılların başlarında atmış olduk bu sayede. İşte 93-94 falan bizim bu işlere başlamamız. Ben tabii bir dönem üniversiteyle birlikte yürütürken işler çok büyüyünce bir dönüm noktası oldu ve istifa edip üniversiteden o şirketin başına geçtim. Benim ilk girişimcilik deneyimim o işte. Daha çok genç yaşlarda 23-24 yaşında bir şirketi yönetmeye başladım. Adı Fakat neydi şirketin? Adı neydi? o zamanki adı Deomed'ti. Deontolojik işte tıp anlamında devam etti. Fakat tabii şirket kurunca başka şeyleri de öğrenmeniz gerekiyor. Yani sadece bilmek sizi bir yerlere taşımıyor. İnsan yönetiyorsunuz, yanınızda çalışan insanlar var. İşte Marmara Üniversitesi İşletme Master'ı yaptım. Yurt dışına gittim. NLP, Nörolingüistik Programlama okudum Fransa'da. Sonra Londra'da koçluk ve imaj danışmanlığı eğitimleri aldım. Ki hani ben bir yönetici oluyorsam o zaman daha iyi bir takım yetilerim olması lazım ki çalıştığım insanlara daha iyi liderlik edebileyim diye. Bu süreç bu şekilde endüstriyle birlikte çalışma süreci bir 10 yıl devam etti ve ben 10. yılda dedim ki ben kendi şirketimi kuracağım ve o zaman işte tek başıma ikinci girişimi yaptım. Bir kadın olarak hani kendi başına bir şirket kurmak o zamanlarda daha zordu bugüne göre. Şimdi bugün biz kadınları bu konuda destekliyoruz. İşte kadın girişimciler, kadınların iş hayatına girmesi, kendi işlerini kurması noktası ama o dönemlerde işte 1990'ların sonu, 2000'lerin başı çok da alışkın olduğumuz şeyler değildi. Sonra işte kendi şirketimde yine endüstrinin farklı alanlarını, özellikle eczane, biyoteknolojik ürünler konusunda uzmanlaşmışken bu arada da Türkiye'de yeni bir wellness hareketi vardı. Onun içinde yer aldım. Sağlık. İkinci şirketinizin de adını söyleyeyim ve hangi alanda olduğunu Onun söyleyeyim. adı da Medical Iksirlerdi. Medix diye kısaltılmıştı. O Medical Iksirleri bir gün bir telefonum çaldı ve bana bir aracı kurum dediler ki sizin şirketi bir Amerikalı şirket satın almak istiyor. Bana o zaman çok tuhaf geldi. Hani şimdi tabii bu tip şeylere çok alışkınız. Öğrencilerle konuşurken de söylemiş, size anlatıyoruz. Exit yapmak, şirketinizi başka bir yabancı şirketle birleştirmek falan. O zaman bana çok tuhaf geldi. Hatta birazcık da böyle ya ben hani bu kadar emek emek kurdum bu şirketi, bu kadar çaba sarf ettim. Niye başka bir şirkete vereyim diye. Fakat o da ayrı bir dönüm noktası.
şunu fark ettim ki hani ben üniversitede asistanlık biliyorum, kendi şirketimi kurmayı biliyorum, şirket yönetmeyi biliyorum ama bilmediğim bir takım know-how'lar var. Özellikle de global şirketler, yönetim kurulunda yer almak, işte büyük bir yapının içinde o yapının bir parçası olmak ve kabul ettim gerçekten de. İlk exit'i o zaman yaptım. Sonrasında Ogilvy Common Health denen şirketin hem genel müdürü oldum hem de aslında yönetim kurulu üyesi oldum. Çünkü o bölümünde bütün sorumluluğu bendeydi. Sonra bir 3 yıl sonra şirket bana dedi ki şirketi daha büyütmemiz lazım. Türkiye'de daha ne kadar büyüteceksin? Türkiye'de büyütme alanları daraldığı için ben dedim ki Orta Doğu'ya gidiyorum. Dubai'ye gittim. Dubai merkezli aynı şirketin Orta Doğu operasyonunu, Middle East, North Africa dediğimiz Kuzey Afrika, hatta Güney Afrika'yı kapsayan bir operasyon kurdum 2 sene Dubai, İstanbul'u yaşayıp. Sonra o dönemde danışmanlık verdiğim firmalardan bir tanesinin bir büyüme hareketi vardı. Fabrika açılıyordu, Ar-Ge merkezi açılıyordu. Benim de altyapımda bilim var, üstünde satış, pazarlama, insan kaynakları vesaire gibi konularda da geliştirdiğim için kendimi bana genel müdürlük teklif ettiler. Zade Vital. Zade Vital benim hem çalışmaktan çok keyif aldığım hem de ülkenin gururu olan bir marka haline geldi. Çok keyifli bir 5 yıl geçirdim Zade Vital'de. Son 2 yılında da yine Ogilvy'de olduğu gibi bu sefer Amerika pazarına Zade Vital markasını götürmek üzere Chicago, İstanbul'u yaşamaya başladım. Benim hayatımda böyle zaman zaman farklı ülkelerde farklı deneyimler var. Bana da çok şey katıyor. Gerçekten de hem dünya görüşü anlamında hem hoşgörü anlamında gerçekten farklı insanları tanımak insanı bambaşka bir inkişaf noktasına taşıyor diyeyim. Sonrasında Chicago'daki artık hani hem benim yapacaklarım bitmişti hem de artık Türkiye'de çocuklar var. Çocuklar ve annem özellikle gel artık dediler ve geçen sene 2019 sonu itibariyle Türkiye'ye döndüm. Not Kozmetik de yine Türkiye'de ilk yapılanmalarından itibaren global yapılanmanın başladığı, fabrikanın Türkiye'de kurulduğu Not Kozmetik aslında bir marka tabii, Not markası. Bizim global şirketimiz Altona Kozmetik ve 85 ülkede operasyon yürütüyoruz. Bunların bir kısmında ofislerimizin olduğu ülkeler var özellikle. İşte Fransa, Rusya, Orta Doğu, yine Dubai, Kanada, İngiltere gibi. Fakat ilk fabrika İstanbul'da kurulduğu için ben o dönem yine onlarla beraber çalışma fırsatı bulmuştum. Üretim sevdiğim için bana dediler ki gelir misin genel müdür olarak? Dedim gelirim, kozmetik olacak, işin içinde üretim olacak, niye gelmeyeyim? Çünkü aslında Türkiye'ye döndüğümde yine kendi şirketime devam etme planlarım vardı. İşte bir takım sosyal girişimlerim, kadınların emeği gibi sosyal girişimlerim beni çok heyecanlandırıyordu. Fakat kozmetik olunca hayır diyemedim. Ve 1,5 yıldır da Not Kozmetik Global Genel Müdürü olarak devam ediyorum. Hikaye böyle. İşte 3 kızım var, 24, 22, 19 yaşında. Her sene bir yaş atıyorlar. Onun için hesaplıyorum kaç oldular bu sene diye. Yazı yazmayı çok seviyorum. O yüzden 4 tane şiir kitabım var, 2 tane temalı kitabım var. Köşe yazıları yazıyorum. İşte bloglarda yazıyorum, çeşitli bloglarda. Hani böyle ilgi alanı, hani kadın sadece çalışıyor mu diye sormasınlar. Öyle şeyler yapıyorum. Sosyal sorumluluk projelerini seviyorum. İşte Kadınların Emeği platformu benim kurduğum, arkadaşlarla devam ettiğimiz bir platform. Yine Golden Girls diye bir sosyal girişimimiz var yine liseden arkadaşlarımla. Onun dışında köy okulları, köy öğretmenleriyle haberleşme derneğinde aktif çalışıyorum. Pembe Hanım Kanser Hastası Derneği'nde yine çalışıyorum gibi böyle. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde, Professional Women Network'te elimden geleni, elimi taşın altına koymaya çalışıyorum. Artık 50 yaşına gelince bunları yapmamız gerekiyor. Hani ben payback zamanı diyorum, geri ödeme zamanları geldi. Ya bize doğanın, tanrının, Allah'ın işte neye inanıyorsanız verdiklerini geri ödeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Siz konuştukça, anlattıkça ben sürekli burada böyle dudağınız... Yani hani hayranlık içinde onu da yaptı, onu da yaptı. Yani hem bir dolu eğitim hem iş hayatı. Hani biz genelde iş hayatına girince eğitimi boşluyoruz. Hani genel tavır bu şekilde. Oysa hep eğitim, hep eğitim, eğitim. Müthiş bir kariyer, müthiş bir yolculuk. Hem girişimcilik var hem de global şirketleri çok daha üst seviyelere taşımak var. Büyük bir başarı, gerçekten hayranlıkla dinledim sizi.